Evet sevgili Veysel Bey, pazarımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Gerçi siz bir ayağınız buradadır ama yine de hoş geldiniz. Biz biliyorsunuz siyasi rüzgarlar esiyor, seçim rüzgarları esiyor. Dolaşırken sizi de böyle yakaladık. Dedik ki hem hoş geldiniz diyelim hem de işte hem pazara ki bu duruma, pazarın bu durumlarını nasıl görüyorsunuz? Hem siyaset rüzgarlarını nasıl görüyorsunuz? Hem Türkiye'deki siyaseti nasıl görüyorsunuz? Şu anda da canlı yayındayız, onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki pazar bizim ilçemiz. Buradaki gelişmeleri, buradaki hareketliliği biz de gözlemliyoruz. Her şeyden önce güzel bir demokratik ortam var. Bütün siyasi partiler güzel bir şekilde seçim çalışmalarını yapıyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Siyasetçiler toplumun ortak değerlerini istismar ederek değil, yapacakları projeleri anlatarak siyaset yapsınlar. Bunu öneriyorum. Çünkü kimse kimseden daha milliyetçi değildir. Herkes üzerinde yaşadığı toprağın, altında yaşadığı bayrağın milliyetçisidir. İnançlar da toplumun ortak değerleridir. Herkes inancında özgürdür. Atatürk, sosyal demokrasi, bunlar da bütün toplumun birlikte taşıması gereken ortak değerlerdir. Bugün ilçemizde güzel bir seçim atmosferi gidiyor. İnşallah birbirlerini üzmeden, birbirlerini kırmadan pazarımızın gerçek sorunlarına çözüm olacak projeler üreterek gelecekte pazarımızı gençlerimize bulduğumuzdan çok daha güzel bir şekilde bırakabilecek hizmetler yaparlar. Hakkı olan, güzel projesi olan kazansın diyorum. Pazarlı seçmenin de hem kendi ekonomik durumunu, sosyal durumunu, ilçesinin durumunu çok iyi değerlendirsin ve ona göre oyunu kullansın. Bağnazlıkla bir yere gidemeyiz. Ben şu partiliyim, bu partiliyim diyerek de bir yere gidemeyiz. Doğruları mutlaka görmek zorundayız. Biz insanız. Allah'ın yeryüzündeki halifeleriyiz. Onun için üzerimize yüklenen bu misyonu çok iyi karşı tarafa yansıtmamız lazım. Bu sorumluluğu çok iyi yansıtmamız lazım. İnşallah güzel bir sonuç olur. Hak eden kazanır. Ben pazarlının iyi değerlendirme yaparak kendisine güzel hizmet edecek bir yönetimi oluşturacağına inanıyorum. Şimdiden pazarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ülke genelinde tabii ciddi bir sıkıntı var. Özellikle emekliler çok büyük sıkıntı içerisinde. Yani 11 bin lira emekli maaşı bugün 26 bin lira alması gereken bir emekli 11 bin lira emekli maaşı alıyor. 11 bin lira emekli maaşı inanır mısın bir hafta yetmiyor. Bir haftada emekli maaşı bitiyor. Ondan sonra bu emekli ne yapacak? Enflasyonu durdurmaları lazım. Ülke mutlaka üretmesi lazım. Üretmeden bir yere varamayız. Eğer bir ülke üretip ihraç ederek, ürettiklerini dışarıya satarak ithalatının üzerinde bir gelir elde edemezse o ülkenin kurtulma şansı yoktur. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çok güzel bir sözü var. Çalışmadan, üretmeden yaşamayı ihtiyat haline getirenler önce haysiyetlerini, sonra şahsiyetlerini, sonra da hürriyetlerini kaybetmeye mahkumdur der. Bu bir gerçektir. Biz mutlaka üretmek zorundayız. Ulusça üretmek zorundayız. Bir zamanlar bu ülke kendi kendine yeten bir ülkeydi. Ama geldiğimiz noktada maalesef şimdi görüyorsunuz artık her şeyi ithal eder duruma geldik. Tarım Bakanı mutlaka üretimi desteklemesi lazım. Bu ülke üretmeden bir yere gitmez. Ben genel siyasetin de buna göre değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Siyasetçilerimiz vatan hizmetini bir ibadet olarak görsünler. İnsanların kul hakkına girmesinler. Onlara yanlış uygulamalarla, yanlış politikalarla eziyet çektirmesinler.
Çünkü bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Mübarek gün. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Bütün insanlığa hayırlı, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sayın Veysel Bey, bir de sizin turizmci yanınız var. O turizmci yanınızdan dolayı bakış açısı nedir? Onu da söyleyelim. Pazar biliyorsun bir havaalanı, her şeyden önce bir havaalanına sahip ve turizm. Şimdi tabii pazarımızın havaalanı var ama gelen turisti yatılacak bir yerimiz yok. Bağlantılarımız yok. Her şeyden önce pazarın içinde pazara gelen turisti ağırlayacak sosyal tesislerimiz yok. Yani pazarda ben dikkat ediyorum. Saat 5'te 6'da hayat bitiyor. Ondan sonra pazar başıboş köpeklere kalıyor. Yani bu işe de bir çözüm bulunması lazım. Oysa pazarımızın alternatif ayakları var. Değil mi? Kız Kulemiz var, Cıha Kalemiz var, Kemer Köprülerimiz var, arkamızda yaylalarımız var. Yaz geliyor, bu bağlantıları yapabilecek iyi turizm rehberlerine ihtiyacımız var. Bu rehberler bu doğa güzelliklerini insanlarımıza çok güzel bir şekilde anlatmalı. Pazara gelen bir turistin burada en az 1-2 gece konaklamasını sağlamalıyız. Yoksa gergeç turizmiyle pazarlığa bir şey bırakmaz. Yani bir tane fazla ekmek burada nasıl satarız? Bunun arayışı içerisinde olmalıyız. Restoranlarımız, turistik eşya satan yerlerimiz, tur operatörlüğü yapan rehberlerimiz, tur araçlarımız bütün bu etkinliklerden nasıl yararlanabilir? Bunun önüne geçmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ediyorum. Bizlere güzel bilgiler verdiniz. Estağfurullah. Evet, hayırlı Ramazanlar. Hepimize. Evet, değerli izleyicilerimiz, Pazar Meydan'dan canlı olarak yapmış olduğumuz yayını izlediniz. Bizi izlemeye devam edin. Pazardaki bütün gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şu anda Pazar Meydan'dayız gördüğünüz gibi. Evet, bugün biraz daha sakin ve az önce işte Veysel Bey'in dediği gibi köpeklerimiz de şu anda gördüğünüz gibi yerlerini almışlar. Evet, siyaset bakımından inşallah iyi olur, güzel olur. Pazar kazanır dediğimiz gibi tüm adaylar bizden, içimizden biri. Bu nedenle iyi seçim, doğru seçim yapmak lazım diyoruz. Evet, Pazar Meydanı'nda yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Bizleri lütfi.kobal Facebook adresinden canlı izleyebilirsiniz. Haberlerimiz, internet haberlerimiz gündempazar.net gündempazar.net'ten bizleri takip edebilirsiniz. Evet, hayırlı iftarlar diyelim. Yaklaşık birkaç saat sonra da iftarı açacağız. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar.